Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Batı Ukrayna'ya verdiği silahların seviyelerini giderek arttırıyor ve önümüzdeki günlerde Almanya'dan Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verileceği sözleri, haberleri dolaşmaya başladı. Peki Patriot'ların savunma yapacağı Ukrayna hava sistemine, hava sahasına Ruslar Su-57'lerle girebilir mi? Gerçekten ben de bu sorunun cevabını dikkatle merak ediyorum. Ne olacağını çok çok merak ediyorum. Tam bu soruları düşünürken İngiltere Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı bir paylaşımda bulundu. Ve Rusların aktif olarak Su-57'leri Ukrayna Savaşı'nda kullandığı ifadesinde bulundu. Ama burada da şöyle bir parantez açtı. Su-57'ler genellikle hassas havadan yere veya hava hava mühimmatlarını uzun menzilden atıyorlar. Rusya'daki üslerinden kalktıktan sonra Ukrayna sınırına kadar uçuyorlar. Ama Ukrayna hava sahasına Su-57'ler şu anlık girmiyor. Uzaktan atışlarını yapıyorlar. Hedeflerini vurup daha sonra üstlerine dönüyorlar bilgisi paylaşıldı. Aslında Su-57 şu an Rus havacılık sanayinin çıktığı en yüksek nokta savaş uçakları açısından. 5. nesil olarak adlandırılan uçakta henüz motoruyla ilgili tam olarak 5. nesle geçilmese de 2010 yılında ilk uçuşunu yapmış ve 13 yıldır test ve seri üretimi yapılmış bir uçak için gerçekten çok uzun bir süre. Burada da Ruslar yavaş yavaş Su-57'yi savaş alanında kullanarak tecrübelerini arttırmayı hedefliyorlar. Ama bir taraftan da Ukrayna bir Su-57 düşürmenin peşinde, diğer tarafta Rusya da Su-57 kaybetmemenin peşinde. Çünkü prestij olarak böyle bir uçağı kaybetmek gerçekten bütün dengeleri en azından moralmen çok ciddi bir şekilde bozacağı gibi uçakta çok gelişmiş aviyonik elektronik sistemleri de Rusya kaybetmek istemiyor. 2022'nin son günlerine doğru gelirken Ruslar Telegram kanalından bir haber paylaştılar. United Aircraft Corporation UAC olarak adlandırılan imalatçıları yılın son üretilen Su-57'lerini Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim ettiğini ifade etti. Herhangi bir rakam verilmedi ama muhtemel 3 veya 4 uçağın Rus Hava Kuvvetleri'ne katıldığı biliniyor. Bu uçaklar halen Aktubinsk Hava Üssü'nde 929. filoda görev yapıyorlar. Bu filo aynı zamanda test filosu ve Su-57'ler içinde Rus Hava Kuvvetleri pilotlarının uçtuğu, görev yaptığı ve şu anda da Ukrayna Savaşı'nda bu sistemleri denedikleri gerçekten çok çok önemli bir filo. 2010 yılında ilk uçuşunu yaptıktan sonra uzun bir test süreci Su-57'ler geçirmişti. Hatta 2019 yılında bu testler sırasında bir uçak kaybedilmişti. Ayrıca yerde yanan da bir motor yangını geçiren bir uçak da bu Su-57'nin yaşadığı sorunlardan bir tanesiydi. Bu testlerin tamamlanmasının arkasından toplam 76 adetlik uçak siparişi UAC'ye Rusya tarafından verildi. Resmi rakamlar çok daha farklı. Bu uçaklardan en azının 4-5 adetinin resmi olarak kullanıma girdiği ifade edilirken bugüne kadar da teslim edilen uçak sayısıyla ilgili epey bir soru işaretleri var. Söylenen 2024 sonunda toplam uçak sayısının prototipleri bir kenara ayırıyorum çünkü 11 civarında prototip imal edilmişti. Toplam 22 adetlik harbe hazır bir filonun olacağı ifade ediliyor. Üretim için 2028 sonu hedefi de 76 adete ulaşılması. Çift motorlu bir uçak Su-57, yüksek manevra kabiliyetine sahip. Ruslar 5. nesil stealth yani radara görünmezliği gövde tasarımıyla bunu yakalarken motor konusunda hala motorlarda biraz daha eski nesil kalmış durumdalar. Etrafa yaydığı ısının azaltacak afterburner yani art yakıcı kullanmadan ses hızının üzerine çıkacak bu yeni nesil motorlar konusunda çalışmalarını yapıyorlar ama şu an daha eski nesil motorlarla uçtuğu için Su-57 radar kesit alanı diğer stealth 5. nesil uçaklara göre çok daha yüksek. Burada da tabii sahada malum Ukrayna Savaşı var ama Ukrayna sınırında işte NATO'nun olsun, Amerika'nın olsun, İngiltere'nin olsun, Fransa'nın olsun elektronik sinyal istihbaratı yapan uçakları, erken havadan ihbar kontrol uçakları çok yoğun olarak uçuyorlar.
Bunlar da adeta bir Su 57 avına düşmüş durumdalar. Bunu tespit ederlerse veya herhangi bir şekilde hava sahasına giren uçakları, helikopterleri Ukrayna birliklerine aktarıyorlar ve onlar hava savunma sistemleri, o aldıkları detaylı bilgiyle hava savunma sistemleri devreye giriyor. Bugüne kadar zaten Ukrayna Savaşı'nda Rus Hava Kuvvetleri çok ciddi kayıp verdi ama inatla operasyonuna Ruslar devam ediyorlar. Çok fazla kayıp vermelerine rağmen işte aralarında Su-35 gibi çok yeni nesil uçaklar kaybetmelerine rağmen, Su-34 gibi uçaklar kaybetmelerine rağmen Ruslar bölgede etkin olmaya çalışıyorlar ama muhtemel bu Patriot'ların da Ukrayna envanterine girmesiyle birlikte oradaki hava hakimiyetleri nasıl olacak, ben de açıkçası merakla bekliyorum. Videonun sonunda isterseniz Su-57'nin radar kesiti ne kadar bir büyüklüğe geliyor ve bunların Batı uçaklarıyla karşılaştırması nedir? Bu konuda da benim referansım The Aviationist sitesinde yayınlanan makale, ki bu makaleyi de açıklamalara size link olarak bırakacağım. Su-57'nin radar yansıması 1 ila eksi 10 dBSM. Yani dBSM, decibel for square meter. Bir metrekarelik alandaki bu desibeli ölçen, yani radar yansımasını ölçen nedir diye bu karşılaştırma yapılıyor. F-117'nin, ki şu an aktif olarak ön hattan çekilmiş ama eğitim amacıyla düşman uçağı rolünde F-117'ler yoğun olarak kullanılıyor. Eksi 25 dBSM. F-22 veya F-35'te ise bu eksi 40 dBSM. Yani normalde bir F-35 ile F-22 ile karşılaştırdığımız zaman Su-57'nin radar tespiti çok daha büyük olarak yansıyor. Bu yazıda şöyle çok enteresan bir bilgi veriyor. Malum S-400 hava savunma sisteminin uzun menzilli radar sistemi var. 91N6E radarı. O radar örneğin 390 kilometreden 4 metrekare büyüklüğünde bir uçağa, normal standart bir uçağa görebiliyor. Eğer Su-57 karşıdan gelse bu mesafe 155 kilometreye düşüyor. Bir F-22 ise bu radar sistemi yaklaşık 27 kilometreden görebilecek özelliklere sahip. Yani radar cismi ne kadar büyürse çok daha uzun menzilden bu uçakların tespiti mümkün hale geldiği ifade ediliyor. Su-57 konusunda biraz üretimde Rusya'da ambargo kaynaklı bazı sıkıntılar var. Üretim eskisi kadar hızlı yapılamıyor, yavaşlamış durumda. Ama Rusya bunları farklı kaynaklara ulaşarak çözmeyi planlıyor. Sonuçta bir hava sanayini öldürebilmek çok mümkün değil. Onu sıkıştırabiliyorsunuz, yavaşlamasına neden oluyorsunuz ama bir şekilde alternatif kaynaklar ortaya konulduğu zaman bu üretim ağır aksak da olsa devam ediyor. Rusya bir şekilde buna sahip durumda. Su-57'den bu videomuzda size son haberleri toplamaya çalıştım. Aktarmaya çalıştım dilim döndüğünce. Detaylı havacılık haberleri tolgaozbek.com sitemizde. Bizlere sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız var, Telegram hattımız var. Oralardan da anlık haber alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.